Merhaba sevgili yengeçler. Selamlar sevgili yengeçler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokulu Astroloji Merkezi'nde Nisan ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Evet, kariyer, iş, evet. Sosyal yaşam, yengeçler için yoğun bir dönem. Cidden evet. Allah'tan koruyor. Ne evet. dersin? Sevgili yengeçler, sizin için önemli bir aya giriş yapıyoruz. Ay başında Koç burcunda Uranüs etkili, hızlı bir yeni ay doğdu ve yengeçlerin kariyerleriyle ilgili alanı etkiliyor. Önemli değişimler, dönüşümler yaşanabilir iş ve kariyerle ilgili. Bunun yanı sıra toplumsal statüyü de etkileyebilir bu. Yani bir evlilik de olabilir, ikili ilişkilerde önemli değişimler, ev, yerleşim yerinde değişimler söz konusu olabilir. Jüpiter birçok açıdan destekliyor tabii yengeçleri. Statü değişikliği evet, diyorum ben. Evet. Yani 2 Nisan'dan itibaren Güneş kavuşum Uranüs statü değişikliği. Hı-hı, başta arzu etmediğiniz şekilde olabilir. Çünkü Uranüs'yen bir değişim tabii. bazen ani oluyor, evet, bazen evet. hızlı oluyor. Bir de 15 Nisan'da evet. Dolunay dahi tutulması var. Bu statü değişikliği, ev değişikliği, Hı-hı. ev almak, ev satmak, yeni bir işe başlamak Hı-hı. gibi konuları çok fazlasıyla gündeme getirebiliyor. Fakat tabii ki bu statü değişikliği başta gergin gibi görünse de evet. Jüpiter yengeçte olduğu için koruma etkisi Hı-hı. var. Olumlu olacak. Derim ben. Sen ne dersin? Evet, bence de Jüpiter'in desteğiyle beraber 5 Nisan'dan itibaren Venüs de Balık burcuna geçince ay boyunca özellikle yengeçler, duygusal hayatları, aşk hayatları, çocuklarla ilgili konular veya sanatsal yaratıcılıkla ilgili konularda daha fazla destek alacaklar. Tabii ki ay ilginç bir ay. Yani iki tutulma var. Gökyüzünde büyük öncü gruplarda kare var. 15 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Yengeç burçlarının 4. evinde meydana gelecek. Ev değişimi, yerleşim yerinde değişim, aileyle ilgili konular gündemde olabilir. 14 Temmuz evet. civarında doğan yengeç burçlarına evet. daha fazlasıyla etkiliyor arkadaşlar. Bu dolunay ay tutulması 14 Nisan civarında doğan yengeç hı hı. burçlarında aile büyüklerinde sağlık sorunlarına sebebiyet evet. verebiliyor. 23 Nisan'daki tek kare bir Hı-hı. sağlık sorunu, bir problemi de gündeme getirebilir, açığa Hı-hı. çıkartabilir. Ama bu doğum haritasıyla önemli. Tabii. Daha fazla detay almak için günlük bu yorumlar, haftalık yorumlar ve aylık burç yorumlarını daha detaylı bir şekilde dinlediğinizde biraz daha detaylı yorumlar alabilirsiniz. Evet. Şimdi yengeci yöneten ay olduğu için Tabii. ayda tutuluyor. Evet. Ve ayda 15 Nisan'da gergin. Bir de 29 Nisan'da da Boğa burcunda evet. güneş tutulması var. Bunlar ne yapar Demet? Boğa burcundaki güneş tutulması aslında yengeçler için açısal olarak destekleyici. Ve 11. ev tutulması bu sosyal çevre, arkadaş ilişkileri, iş projeleri belki önemli bir dilek olur, niyet olur, gelecekle ilgili hedeflerini etkileyebilecek bazı gelişmeler yaratabilir. Tabii yeni ay olduğu için güneş tutulması daha çok başlangıçları teşvik eden. Başlamak, yeni arkadaşlıklar evet, olabiliyor, evet. yeni bir sosyal çevreye girebiliyor. O güzel bir tutulma. Evet. Yani 29 Nisan Boğa burcundaki tutulma Mayıs ayının güzel geçeceğini gösteriyor. Öyle derim. Evet, Balık burcundaki Venüs ve Akrep burcundaki Satürn arasında üçgen açı var. Aşk. Evet. Aşk. Yeni bir aşk çıkabilir karşımıza. Bir çocuk çıkabilir karşımıza. Beklenmedik anlamda bir çocukla ilgili bir doğum ortaya çıkabilir. Evet. Bazı yengeç burçları, çünkü Jüpiter yengeçte olduğu için zaten genel olarak şans veriyor. Evet. Yani bu Nisan ayında bazı iş ve kariyer olsun, belki işte mal sahibiniz veya kiracınız olsun, küçük bazı problemler var ama ben gene 4 yıldız veriyorum yengeçe. Evet, önemli. Sıradan bir ay değil. Bu yılı etkileyebilecek ve hayatlarını etkileyebilecek önemli olayları başlatabilen veya değiştirebilen bir ayda olacağız sevgili yengeçler. Vallahi sevgiyle kalın, keyifli bir şekilde Temmuz'a kadar Jüpiter sizinle beraber, keyfinizi de sürdürün. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.